31 Mart yerel seçimleri öncesi seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı ve itiraz süreci başladı. Listede isimleri bulunmayan vatandaşlar ilçe nüfus müdürlüklerine giderek kayıtlarını yaptıracaklar. Yüksek Seçim Kurulu tarafından Muğla genelinde 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oy kullanma sayıları açıklandı. Muğla'nın 13 ilçesinde 805.757 seçmen 2435 sandıkta oy kullanacak. Muğla'da 2019 yılındaki yerel seçimlerde 2389 sandıkta 726.497 seçmen oy kullanmıştı. Muğla'da 5 yılda seçmen sayısı 79.260 kişi arttı. İlçelere göre sandık ve oy sayısı şöyle oluştu. Bodrum 427 sandıkta 150.713 seçmen. Dalaman 107 sandık 35.771 seçmen. Datça 62 sandık 21.028 seçmen. Fethiye 371 sandık ve 129.565 seçmen. Kavaklıdere 30 sandık 8.499 seçmen. Köyceğiz 96 sandık 31151 seçmen Marmaris 207 sandık 73444 seçmen Menteşe 269 sandık 88596 seçmen Milas 379 sandık 116664 seçmen Ortaca 126 sandık 42604 seçmen Seydikemer 162 sandık 48948 seçmen Ula 74 sandık, 22176 seçmen ve yatağan 125 sandıkta 36598 seçmen oy kullanacak. Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin oy kullandığı seyyar sandık başvuruları başladı. Seyyar sandıklarda oy kullanabilmek için hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formuyla ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurmaları gerekiyor. Seyyar sandıklarda sadece il ve ilçe merkezlerinde yaşayanlar oy kullanabilirken köy ve beldelerdeki seçmenler seyyar sandıklara kaydolamıyor. Bodrum'daki seyyar sandık uygulaması sadece 2014 öncesinde Bodrum Belediyesi sınırlarını kapsıyor. Buna göre ilçe merkezindeki mahallelerle Gümbet ve Torba mahallelerindeki vatandaşlar seyyar sandıklarda oy kullanabilecek.